Diyorum Ajdar'a. Sorayım. Sen burası bu eğlence ve şov dünyasında bunu bir şov olarak yapıyorsan isteyen beğeneni seyreder, beğenmeyen seyretmez ve ben buna hiçbir reaksiyon göstermem. Ama sen bu söylediklerine hakikaten inanarak mı söylüyorsun? Ya yani inanıyor musun buna? Sacit Bey, öncelikle sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama sanırım biliyorsunuz diziler vardır, filmler vardır. Bunlar hep rol gereği senaryosu yazılır. Yönetmenler tarafından oyuncuları seçilir ve oynanır. Oysa benim şu an yaklaşık 4 yıl oluyor medyadayım. Bir popstar'a katıldım. Ve popstar'dan sonra öyle bir gelişmeler yaşandı ki mucize diyemeyiz buna. Daha önce bir yönetmen veya senarist tarafından yazılan bir şey de değildi. Tamamıyla benim içimden gelen o hislerin beni mantıklı şekilde yönlendirerekten ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç. Yani bu bir rol değil. Kesinlikle rol değil. Ajdar'ın ta kendisi. Ajdar'ın ta kendisi. Peki, peki bu isminin başına koyduğun bu sıfatı hangi gerekçelerle onu oraya koyuyorsun? Programları eğer önceden izlemiş olsaydınız bu soruyu sormazdınız. Şu şekilde yanıt vereceğim. Pişti programına katıldık. Ya bırak şimdi Pişti. Ama orada var. Başka bir şey soruyorum. Bir dakika. Hatasız şey programı başka... programı seyretmemiş olabilir. Ben seyrettim. Benim merak ettiğim şey şu. Ajdar isminin başına neden hiperstar? Hiperstar'ı neden koydun? Yani neye, hangi gerekçeyle? Süperstar vardı Ajdar. Şöyle diyeceğim. Öncelikle bende olan bir enerji var. Bir hiperlik. Eskiden Seyal Taner vardı. Bayan enerji denilirdi ona. Bana düşündü bay enerji mi desem dedim. Olmaz. Enerjiyi barındıran hangi kelime var? Hiper. Onun ötesinde bunu düşündüm. Yani ilk etapta aklıma geldiğinde hemen hiper olsun demedim. Belirli bir süre düşündüm. Ondan sonra Sword Times'ta benle ilgili hayranlarımın yazmış olduğu cümleler var. Orada birinci cümlede Türkiye'nin işte Türkiye popüler. Bir şey daha sana çok gerçekçi bir soru soracağım. Tabii ki. Bu reyting unsuru olma dönemin bittikten sonra ne yapacaksın? Sen bu şarkı söylediğini zannettiğin bu tarzından 50 kuruş para kazanabilir misin? Şöyle diyeceğim. Ben asla reytingimin biteceğine inanmıyorum. Çünkü niye? Ben bir şey ektiysem sonucu çıkacaktır ortaya. Bu doğanın kanunudur. Ne ektin? Var olan enerji yok edilemez. Ha, ne ektin? Ne mi ektim? Evet. Şu an sanat adına yapmış olduğum bazı eserlerim var. Bu eserlerim bizim unutulmayacak. Dinlediklerimiz mi? Sizin dinledikleriniz. Onlar, evet. Onların dışında bilmediğiniz bir sanat eseri var mı? Var, tabii ki var. Bunların hiçbirinde sanat falan yok da. Siz sanırım psikolojiyle ilgileniyorsunuz. Onun için o konuya da dalmazsanız çok memnun olacağım. Ya herkes kendi ilgi alanı şimdi, içerisinde kalırsa şöyle, çok memnun olacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgili... Yani birden hemen jüri üyesi kesildiniz ya da ne bileyim bir konservatörü bir biten biri. Bir dakika, şu el kol hareketlerimiz sadece. Yok yani her insanın bir konuşma tarzı vardır. Şimdi siz nasıl tahsil yapmıştınız? Özür dilerim, biraz önce söyledim, hiç hatırlatamam. Peki. Makine mühendisi. Makine mühendisi. Evet, ben de psikiyatri tahsil yaptım ama ben klasik gitar eğitimi aldım, 4 kere resital verdim. Klasik Türk musikisi eğitimi aldım. Konuyu değiştirmenin bir anlamı var mı sevgili çıktım. Hocam? Yani şimdi ama ben psikiyatri olmama yani rağmen... Sizin... Bir dakika. Bir dakika. Şimdi söz kesmeyelim. Biz böyle hani birbirimizle tamam. Kavga etmiyoruz. Tatlı konuşuyoruz. Aha. Yani ben müziği bilirim. Onun için çok net olarak şimdi söylüyorum. Şey, bitireceğim. Cümlemi bitireceğim. Kurmak zorundayım. Ben cümlemi bitireyim. Siz gitar çalarak. Ben cümlemi bitireyim. Hoca tabii bitirsin. Ben cümlemi bitireyim. Sonra dinleyeceğim. Yani ben sizin de böyle bir dalaşma ya arto marto muhabbetine girmiş değil mi? Yok, yok hayır söylüyorum. Zaten ben de onu yapmayayım. O zaman lafımı kesmeyin. Bir dinleyin, ben soru soracağım. Şimdi ben müzikten iyi derecede anlayan bir insan olarak diyorum ki sizin bugüne kadar benim seyrettiğim hiçbir klip mi diye ne diyeceğiz onlarda yani video şeyinizde bilmem YouTube'daki şeyinizde sanat adına hiçbir şey yok. Şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Bilmediğiniz başka sanat adına bir şeyler olan bir şeyler var mı? Varsa çok sevineceğim. Çünkü yoksa bu sualin cevabı korkunç. Şu dakikada bir yok olacaksınız. Sizin bu cümlenizden sonra size verebileceğim sanat adına hiçbir şeyim yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Demin bir şey söyledin reklam arasında. Olmadı belli de bundan sonrası olmadı. Size vermem ve sizin gibi düşünen bir dakika, insanlara şimdi, veremem. Benim bir yelpazem böyle cevaplar vererek bir yere gidemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Ama bak. Biraz evvel bir şey dedim. Konuşurken reklam arasında dedin ki ben Maxim'de de çıktım dedin. Evet. Bana bir şey anlat bakayım şunu ne zaman? Maxim gazinosunda son grup diyeceğim. İzzet Yıldızhan, Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Petek Dinçözlü. Oradan bir günlüğüne bana teklif geldi. Görüyor musun? Ben anılarımı yazarken ben gerçi o çıktığında orada yokum da. Bir sistemi yıllardır tenkit etmemin sebeplerini görüyor musun?
Türkiye'de sanatçı, o herkesi o sanatçı kavramı içine soktular. Seni tenzih ederek konuşuyorum şu anda. Ama çünkü münakaşa sebebi olmasın diye. Yoktu değil mi? Anladım. Münakaşa bir sebebi olmasın diye. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Deneme yanılma yöntemleriyle nasıl bu memleketin sanat hayatı ve eğlence hayatı erozyona uğradı? Somut örnektir şu anda Ajdar. Neyse, belki de şey yani, hani ve Ajdar'a şu anda bir tek yerde saygı duyuyorum. Bak, yani, onu olur. Çok net bir söyleyeyim. Akademik kariyeri var. Bir akademik kariyeri var. Eğitimi pardon, var. Akademik bir eğitimi var. Sözümü geri aldım. Estağfurullah. Bu eğitimden şu anda bendeki bıraktığı intiba, inan bana da... Maksim'e çıkarır mısınız? Maksim'i Taksim'de bana iki tane daha Maksim verecekler. Evet. Kızmasın, darılmasın. Tapusunu verecekler. İki saat beraber çalışma şansımız yok. İki dakika. Peki. Şimdi biraz evvel bir şey sordum. Aslında benim sorduğum sualin cevabını o biliyor da vermekten imtina ediyor. Bu reyting unsuru olma elinden gittikten sonra ne yapacaksın? Bak Ajdar, Sacit Bey biraz önce, bir şey söyleyeyim. Bakın sizi de ben internette araştırdım. Sizin de bazı konularınızı biliyorum ama ben söyleme gereği hissetmiyorum. Söyle canım. Benim öyle gizli kapaklı bir şeyim yok. Yok, gizli kapaklı olayı değil. Ben sizin olaylara karışmak istemiyorum. Hayır, biraz... nedir internette? İnternette sen 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 bir dakika, hiç ona tamam, gerek yok. Neyi şey buldun ki? Ya, bakın, biz o herhangi programlar gibi değiliz. Herkes kendi canında işler yapıyor. Ama burada bir psikiyatri alanında bir profesör, bir hoca var. Eğlence dünyasında yıllarca Maxim Gazinosu denilen o büyük mekanın her şeyini bilen bir insan. Hasbelkader de biz de buradayız. Biz size, yani sizi buraya çağırırken Ajdar gelsin reytinglerimiz patlasın gibi bir öyle bir şey yok. Gelsin Ajdar'la eğlenelim gibi bir anlayış içinde hiçbir zaman olmadık. Sizi insan olarak sayıyoruz ve seviyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ama burada Sahiş Aslan'ın sorduğu, Doksat Hoca'nın da altını çizdiği, sizin gelecekle ilgili, sizin yaşamınızla ilgili kilit bir soru var. Bir gün gelecek, siz ekranlarda olmayacaksınız. Bir gün gelecek, pardon, tamam. Bir gün gelecek, sizi televizyon programlarına çağırmayacaklar. Bir gün gelecek, sizin o şarkılarınız hiçbir yerde yayınlanmayacak. Ne yapacaksınız? Şöyle diyeceğim, böyle bir gün hiçbir zaman olmayacak. Ama çünkü benim bir halk, arkamda bir halk yelpazesi var. Bu halk istediği için ben şu an gündemdeyim. Sizin bu söyledikleriniz bu 4 yıl içinde medyaya çok fırsat doğdu. Beni yok edebilmek için. Ama sonra çok üzülürsünüz. Bakın, ben üzüldüğüm kadarıyla zaten üzülmüşüm. Bana yapılan hiçbir insana yapılmadı. Siz gemileri yaktınız. Bakın, bana yapılan hiçbir insana yapılmadı. Ne yaptınız? Benim, sizi eller üstünde taşıyor hayır, herkes. Hayır, kesinlikle eller üstünde taşın. Böyle taşınmaksa ben bunu zaten reddediyorum. Ya böyle taşınılmaz. Çok rica ederim. Ben birkaç tanesine denk geldim. Türkiye tarihinde televizyonlarda, stüdyoda hiçbir konuğa bu kadar large bir davranış biçimi sergilemediler ya. Sen çıktın, hakaretamiz konuşmalar yaptın. Ve Reha Muhtar gibi biri seni 30 saniye durduramadı ya. Daha ne kadar sana avantajlar, ne kadar büyük avantajlar verdiler. Ama biraz önce izlemediğinizi hayır, şimdi de Reha Muhtar... Sen, bir dakika, ben onu da izlemedim, öbürkünü de izledim. Nitekim de senin yayınlandığın program bir alt kanalında, şovun bir alt kanalında... Ertesi gün yahut o gece yayınlanıyor. Her şey, söz konusu olan şey şu. Şimdi hocam son söz sizin. Lütfen. Ben Ajdar'a yönelttiğimiz bu kilit soruda o diyor ki hiçbir zaman böyle tabii bir şey olmayacak. Bu katlanarak devam edecek. Ne diyorsunuz? Ben şöyle diyeyim. Ajdar kendi yaptıklarına gerçekten inanan ve yalan söylemeyen bir insan. Doğru. Samimi. Evet. Yani bir psikiyatri profesörüysem ve biz psikiyatri profesörü çocuğuysam, yani hem alaylı hem mektepliysem, ben bu işleri anlıyorsam kesinlikle samimi. De, şöyle bir şey var. Haklı olabilir. Hiçbir zaman gündemden düşmeyebilir. Çünkü Türkiye'de insanlarımızın çok büyük bir kısmı inanılmaz derecede cahil. Ve maalesef büyük medyada artık insanları uyutma, insanları afyonlama ve seviyeyi yükseltme değil, gittikçe seviyeyi aşağıya çekip insanları oraya yöneltme şeklinde. Ucu nerelere gider bugünkü konumuz değildir. Yani bir varsa bir kabahat Ajdar'a değil. Değildir. O bu sistemin kullanacağı harika bir malzemedir. Ve ben küçücük çocukların onun o detone söylediği, hiçbir müzik kalitesi veya hiçbir sanat değeri olmayan şarkılarını keyifle göbek atarak dinlediklerini ve söylediklerini gözlerimle gördüm. Bir gün biterse? Bir gün bitmeyecek bu. Daha beterleri çıkacak. Onun hayır için... Ajdar için söylüyoruz. Bir gün biterse. Ajdar için şöyle söyleyeyim. Sevgili Ajdar'ın zaten bir gün bitmeden evvel kendisi bitebilir.